Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Bugün top açılımı yapacağız. Şöyle sözleşme kısmına girelim arkadaşlar, hızlıca vakit kaybetmeyelim. Öncelikle bir önceki videoda değinmiştik, Roma oyuncularına bakmıştık arkadaşlar. Smalling, Pellegrini ve Abraham gelmişti. Burada ben Smalling'i daha çok beğenmiştim. Ondan sonra Japon paketinden Stoichkov ve Kawaguchi gelmişti. Sonrasında arkadaşlar Beckenbauer gelmişti. İşte playoff trik oyunculara bakmıştık. Şimdi top açılımı yapacağız. Öncelikle arkadaşlar şurada Beckenbauer paketinden bir tane sadece giriş bonusu olarak verilen Beckenbauer var. Ben bunları hepsini toplu bir şekilde açmayı düşünüyorum. Ama sadece bir tane tek atmak amaçlı, bakalım tek atabilecek miyiz diye bir tanesini açacağım hemen. Bakalım tek atabilecek miyiz? Evet, anlaştık direkt. Geliyor mu acaba? Hayır, gelmedi. Tek atamadık. Olsun, zaten illaki hepsini alacağız. Arkadaşlar buradaki amaç playoff triklerden top açma. Şimdi ana sayfa diyelim, bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu değil. Bu etkinlik oyun planı. Bu benim yedek hesabım, bildiğiniz üzere. Az kadro şu şekilde arkadaşlar. Hatta şu şekilde değil, daha iyi oyuncular da var tabi, şöyle baktığımızda, genel derece yaptığımızda şöyle daha sağlam oyuncular da var. Çekilişle verecek olacağım hesap arkadaşlar, bu hesap çekilişle verilecektir. O yüzden lütfen daha 2000 abone bile olmadık. Yani 2000 abone olmaya doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Bu yolda bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gerçekten abone kasmak çok zorlaştı. Gerçekten çok zor abone kasıyorum. Bilmiyorum, videolarım keşfete de düşmüyor ama gerçekten takibinize ihtiyacım var. Şimdi top açılımımıza geçelim tekrar. Öncelikle bir adaylı sözleşmeden oyuncu alacağım arkadaşlar. Yani çekilişle vereceğim için bu hesabı takip etmeniz, abone olmanız sizler için daha iyi. Çünkü daha öyle hemen vermiyorum. Biliyorsunuz ki ben top çekiliş yaptığımda direkt boş hesap, yani hesabı olduğu gibi değil de böyle 1500 futbol parası da yatırıp veriyorum. Bilginiz olsun. Şöyle Chesney'i de alacağız. Bu hesapta güzel bir kaleciye ihtiyaç var. Evet, Chesney'i de kadroya kattık. Şimdi ilk önce hangi oyuncuları istediğimizi söyleyelim. Burada arkadaşlar elimdeki kadroda şu paketteki oyuncuların hiçbiri bende yok. Fakat Rhys James olabilir güçlendirici. Stoper Magalhaes olabilir. Ondan sonra Rafa Silva olabilir. Ketalare de olabilir. Isco bile olabilir yani. Düşük seviyeli olmasın da başkan olursa olsun. O yüzden ilk ücretsizimizi anlaştık ve anlaştık. Bakalım kim gelecek. Bakalım nereye gidecek. Evet, İtalya Ligi'ne gidip en alt seviyedeki oyunculardan birini verdi gene. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama her top açılımında bu böyle. Hep düşük seviyeli oyuncu veriyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi ilk ücretlimizi kullanıp 100 futbol parasına top açılımımızı gerçekleştiriyoruz. Bakalım bu sefer kim gelecek. Hadi İtalya'ya git. İspanya'ya gitti. Isco geldi. Isco güçlendiricili değil. İleredik ama fena da bir kart değil. Isco kullanılabilir arkadaşlar. 96 olur kadroda. Hadi Premier Lig'e gidip Magalhaes'i ver ya da Rhys James'i ver. İtalya Ligi'nden kimse yokmuş. Ben neden az önce İtalya Ligi dedim bilmiyorum. Daha iki hakkımız var. Anlaş dedik. Bu sefer içi ışıklı yanıyor arkadaşlar. Işıklar var içinde. Bilmiyorum neden böyle oldu. Evet, güçlendiricili Rafa Silva geldi. Rafa Silva güçlendiricili üstten mi verdi, alttan mı verdi ama üstten henüz hiçbir oyuncu vermedi. Muhtemelen şimdi üstten verecektir. Eğer alttan verirse yemin ediyorum çok kötü sinirlenirim ama Magalhaes'i istiyorum. Rhys James ya da Magalhaes'ten birini gerçekten ver. O yüzden Premier Lig'e git. Premier Lig'e giderse şanslıyız. İkisinden biri gelecek demektir. Bakalım nereye gidiyor, kim gelecek?
Hatta dedik kaleci Antonio Lopez geldi. Yani en alttaki oyuncuyu verdi yine. Arkadaşlar yani üstten kimse vermedi. Reece James'i vermedi. Magalhaes'i vermedi. Catelara'yı vermedi. Charlotte'u da vermedi. Üstteki 4 oyuncuyu saydım. Hiçbirini vermedi lan. Oğlum bu dolandırıcı lan, bu bildiğin nitelikli dolandırıcı yani. Hiçbirini vermedi ki. Yani böyle bu nasıl bir şans? Yani arkadaş para yatırıyoruz ya, hani beni geç. Ben çalışıyorum. Ben kazanıyorum. Ya adam bakın haftada 100 e-futbol parası veriyorsun. Adam 2 tane top açılımı için 2 hafta burada e-futbol parası biriktirmeye çalışıyor. Ya yazık günah arkadaş, onlara da yazık yani. Bak sinirlen diyor, sinirleniyorum ama sadece bu benim için değil arkadaşlar. Herkes için yani. Ya Konami'nin yaptığı gerçekten düpedüz dolandırıcılık. Çünkü abi yani hiç faydası yok ya. Ben şimdi bu gelen oyuncuları affedersin götüme mi sokacağım yani? Şuraya bak. Bir Rafa Silva geldi. O da ikinci sıradan. Bana Magalhaes vermedin. Charlotte vermedin. Yani orada Reece James var. Reece James'i vermiyorsun. Gidiyorsun en alttakilerinden veriyorsun. 4 tane en alttaki oyuncuyu verdin yani. Evet. Rafa Silva 99 oldu arkadaşlar. Güçlendiriciyle beraber. Ama ayıp be kardeşim ya. Allah'ım yarabbim. Bu sağ ayaklı mıydı ya? Isco sağ ayaklıydı galiba, değil mi? Boşluk kollanan oyuncu. Aynı sağ ayaklı. Alalım Isco'yu. Isco 97 oldu. Şezni alacağım kaleye arkadaşlar. Biraz seviyesini yükseltebilirsek güzel olur. Aa, bu kadar mı düşük seviyeli? Oyuncu ilerlemesi dedik. Otomatik dağıtalım. Şezni'nin yakalama 79. Ha, farkındalık. Tamam, doğru. 95 mi oluyordu lan Şezni? Şezni de biraz düşük kalmış yani. 5 yıldızlı oyuncu için. Bu hücumcu kaleci mi? Defansif farkındalık. Defansif katılımla alakalı. Bir dakika. Şunu bir oyuncu ilerlemesini sıfırlayacağım. Ha, defansife vermemiş, tamam. Neyse böyle kalsın. Yapacak bir şey yok. Chesney'i almak istemiştim zaten. Tekrar kadroya baktığımızda stoperlerden birini alalım. Bakalım bu nasılmış. Kalafori, yani bilmiyorum, küfür etmek istemiyorum ama Konami'ye. Çok sinirlendim ya. Sadece Rafa Silva ve bir şey geldi. Isco geldi iyi olarak. O da kötünün iyisi olarak. Top sürme fena değil. Bitiricilik kaç? Rafa Silva'nın 89. Hızlanma iyi ama. Güzel. Kullanılır. Yani Rafa Silva birazcık daha iyi tabi. Isco'nun durumu nedir? Top sürme kontrol değerleri falan iyi. Falso iyi. Hızlanma düşüyor. Kıza bak, 71. Yani abi. Ya fırlatacağım telefonu şimdi, bilgisayarın ekranı ne olacak ya. Her neyse, sıkıntı yok. Sakin olmamız lazım. Evet arkadaşlar. Kısa süren top açılımımızı, Playoff TV top açılımımızı burada gerçekleştirdik. Çıldırma bak elde değil ama yapacak bir şey yok. Şimdilik videoyu buradan noktalandırıyorum. Eğer dilim sürçmüşse affedin arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.